Senin söylediğin her şey doğru. Doğru olacak tabii ki Fikri Hocam. Sana yalan borcum yok çünkü. Şimdi sen kuzgun değilsen, geçen gün elinde kuzgunlu bir kitap vardı, o neydi? Ha. Ondan sonra da telefonda kuzgun diye konuşuyordun. Onları anlat o zaman, onlar neydi? Ya Fikri Hocam, ben sadece Saniye Hanım'a yardımcı olmaya çalışıyordum ya. Ha? Yahu ne saniyesi? Saniye ne alaka? Yoksa... Saniye kuzgun mu? Efendim Saniye Hanım? Yok, okuldayım, şimdi geldim. Tamam, öğretmenler odasında buluşalım. Hocam, şimdi bir şair varmış. Benim bu oynayacağım karakterde bu şaire hayranmış. Adamlar beni yüz yüze görüşmeye çağırdılar da... ...şair hakkında soru sorarlarsa benim hiçbir fikrim yok. Bu şairin adı da Edgar... Ha, Edgar Allan Poe. Evet hocam, siz biliyor musunuz? Tabii canım, bilmez miyim? Çok da severim. O zaman ben giderken sizi arasam, siz bana biraz anlatır mısınız hocam? Tabii canım, neden olmasın? Nereden arıyorsunuz siz? Bu numara bende kayıtlı değil. Hocam, telefonu okulda bıraktım. Sebebini sormayın. Allah aşkına bana acil kuzgun şiirini hatırlatın hocam. Çok müşkül durumdayım. Ve kuzgun dedi ki... ...bir daha asla. İşte kadıncağız da o kitabı bana teşekkür için hediye olarak almıştı. Yani şimdi... O zaman bütün bunların hepsi tesadüf mü? Allah'ım Fikri Hocam ya, neyin neyle tesadüf ettiğini bir bilsem, bir bilsem. Çözeceğim artık şunları. Savaş Hocam, kusura bakma ya. İnanın size karşı çok mahcubum hocam ya. Uçmuşum ya. Ay. Şimdi Fikri Hocam, işe şu kuzgunlar kimdir, onu anlatmakla başlayabilirsiniz. Şimdi hocam, bunları size anlatmam ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...sonuçta size karşı bir hata ettim. Bir açıklama yapmak zorundayım. Lütfen. Hocam, burası benim gizli laboratuvarım. Burada... Ülkemiz için faydalı gizli deneyler yapıyorum. Bu kuzgunlar da bir örgüt. Benim çalışmalarımı çalmak istiyorlar. Şimdi durumun ne kadar ciddi olduğunu anladınız mı? Doğrusu anlayamadım. Ne deneyiymiş şu? Yani şimdi hocam inanın bunu size söyleyemem. Yani sizin canınızı tehlikeye atmak istemem. Hı. Dediğim gibi çok gizli. Savaş Hocam, burası ikimizin arasında ufak bir sır olarak kalsın, olur mu? Size güvenebileceğimi biliyorum. Ve artık benim en iyi dostlarımdan birisiniz. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa açalım dostluğumuz için, ha? Beni affedin.